İşte Analiz programı olarak bu hafta İstanbul'da mülk yönetimi alanında ilklere imza atan Mülk Yönetimi firmasındayız ve yanımızda şirketin genel müdürü Cevdet Düzbey var. Merhabalar Cevdet Bey. Merhabalar, teşekkür ederim, hoş geldiniz. Cevdet Bey, öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii 20 yıl önce Almanya'da almış olduğum bir eğitim vardı. Mülk yönetimi, yani Almancası Immobilienverwaltung, İngilizcesi Property Management, Türkçesi ise mülk yönetimi. Bizlere gayrimenkul hukuksal paketinden bahseder misiniz? Bu paket nedir ve mülk sahiplerine ne gibi avantajlar sunmaktadır? Gayrimenkule ait herhangi bir hukuksal sorun söz konusu olduğunda mülk sahibinizin şirketimiz çalışan avukatlarına veya anlaşmalı olmuş olduğumuz Türkiye genelinde 81 ilde anlaşmalı olmuş olduğumuz hukuk bürolarından bizim seçimini yapmış olduğumuz avukatını vekaleti vererek o mülke ait açılan davanın takibini ve sonuçlandırmasını avukatlarımız üstlenmektedir. Ve böyle bir sorunu çözmek için avukatlarımıza ya da avukatlık ücreti ödenmemektedir. Çünkü bu bizim sunmuş olduğumuz bir hizmettir. Mülk yönetimin bir parçasıdır. Yönetmiş olduğunuz mülkün herhangi bir hukuksal sorunla karşılaştığı zaman onu savunmasını yapmaktır, avukatlık hizmetini vermektir. Ve bizim şirketimizde Avrupa'da çok yaygın olan hukuksal koruma paketi hizmetini de üyelerimize sunmaktadır. Ayrıca mülk sahibi ekstradan bir avukat vekalet ücreti ödemez. Çünkü bu hizmet zaten mülk yönetim şirketinin mülk sahibine ücretsiz olarak sunmuş olduğu bir hizmettir. Cevdet Bey, normal kurumsal yapıda mülk yönetimi firması nasıl olmalıdır? Konuya şuradan açmak istiyorum. Tabii bizim yıllardır Avrupa'da almış olduğumuz eğitimle ve Türkiye'de sunmuş olduğumuz mülk yönetimi hizmetlerimiz, Avusturya'da Viyana Üniversitesi'nin mülk yönetimi ders programı, Hamburg Üniversitesi'nin, Almanya Hamburg Üniversitesi'nin mülk yönetimi programlarını ülkemizde bir kanun kararnamemiz olmadığı halde, yönetmeliğimiz olmadığı halde biz çevirilerimizi yaparak Türkiye'deki mülk yönetimini Avrupalı'nın anlamış olduğu dilde sunmaktayız. Bizi farklı kılan da bu diğer mülk yönetim şirketlerinden. Mülk yönetim şirketinin sorumlulukları çok fazladır. Mülk yönetim şirketinin sorumlulukları bir, maliye karşı sorumluluğunuz vardır, belediyeye karşı sorumluluğunuz vardır, mülk sahibine karşı sorumluluğunuz vardır, mülkün içindeki kiracıya karşı sorumluluğunuz vardır. Fakat bunları bilinçli yapmak ve profesyonel bir ekiple yapmak gerekiyor. Bir mülk yönetim şirketinin kendi içinde birimlerinin olması gerekiyor. Bir kişi tek başına bir mülkün yönetimini sağlayamaz, başaramaz. Mülk yönetimi o mülkün sahibinin ve mülke karşı olan sorumluluklarını yerine getirmektir. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Bu konuda mülk sahiplerinin yönetimini yaptıracakları mülk firmalarının teknik donanıma, bilgi donanımına, tecrübeye, yani kanun maddelerine, Türk Medeni Kanunu, İcra Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyet Kanunu, 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu saymakla bitiremeyeceğimiz, bakın, bir mülk yönetimi uzmanı Türkiye Cumhuriyeti'nde bir mülkün yönetimini yapacaksa hukukçu olmak zorunda değil. Fakat 16 tane kanun kararnamesini bilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde 16 kanun kararnamesi, tapu kanunu dahil olmak üzere, mülkün yönetimiyle alakalıdır. Cevdet Bey, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum, iyi çalışmalar diliyorum. Ve şimdi de gayrimenkul danışmanı Ercan Başbey ile birlikteyiz. Ercan Bey, gayrimenkul yönetimini yaptığınız mülklerin kiralanması, satışı ve teslim tutanakları ile ilgili ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Yönetimi yapılmakta olan taşınmaza, taşınmaz sahiplerini kiraya verilecek taşınmazına uygun kiracıları seçmek veya taşınmazı kiraya vermek. Aynı zamanda mülkün kiracıdan teslim alınması veya yeniden kiraya verilmesi esnasında mülk yönetim firması tarafından mülk teslim alma veya mülk teslim etme tutanaklarının hazırlanmasıyla taşınmaz sahiplerine rapor edilmesi görevini yapmaktayım. Ercan Bey'e vermiş olduğu bilgilerden dolayı teşekkür ediyor ve programımıza şirketin tamir bakım ve onarım uzmanı Sayın Ali Yücel Bey ile devam ediyoruz. Merhabalar Ali Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Ali Bey, yönetimini yapmakta olduğunuz taşınmazın teknik yönetimini nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Yönetimini yapmakta olduğumuz mülklerle ilgili bakım, onarım, tadilat, gerekli durumlarda tesisat, çatı, herhangi bütün inşaat faaliyetleri yürütmekteyiz.
Bu inşaat faaliyetleri uzman kadromuzla zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktayız. Gerekli raporlamaları yapmaktayız. Bu raporların hepsi sisteme girilerek mülk sahiplerinin istedikleri zaman, arzu ettikleri zaman sistemimizden görmelerini sağlamaktayız. Ali Bey'e vermiş olduğu bilgilerden dolayı teşekkür ediyor ve programımıza Mali Müşavir İbrahim Ülker Bey ile devam ediyoruz. İbrahim Bey, mülk yönetiminde muhasebe ve vergisel yönetim nasıl gerçekleşmektedir? Ben İbrahim Ülker, Mali Müşavirim. Mülk yönetimi konusunda muhasebe ve vergisel konularda danışmanlık işlerini yürütmekteyim. Mülk yönetimi sahiplerinin yıllık kira gelir beyannamelerinin hazırlanması, emlak vergilerinin takibi, çevre temizlik vergilerinin takibi konularında yardımcı olmaktayım. Yıllık bilançoların çıkartılması, gelir tablolarının hazırlanması, gelir gider dökümlerinin yapılarak çıkabilecek vergiler konusunda mülk yönetimi sahiplerine önceden bilgilendirme işlemlerini yapmaktayım. İbrahim Bey'e vermiş olduğu bilgilerden dolayı teşekkür ediyor ve programımıza şirket koordinatörü Sayın Seydi Bayram Eryalçın Bey ile devam ediyoruz. Seydi Bey, şirketin Almanya ve Türkiye koordinatörü olarak ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Ja, schönen Tag, hallo. Günden Seydi Bayram Eryalçın, komme aus Deutschland. Wir haben eine Immobilienverwaltung in Deutschland und in der Türkei. Hauptsächlich betreuen wir die Kunden wohnen, kaufen, verkaufen, mieten, vermieten und Verwaltung. Wir haben ja in 28 Ländern bzw. in Europa, aber Hauptgebiet ist unser Deutschland. Da haben wir ja viele potenzielle Kunden, die auch in der Türkei Immobilien haben. Und deshalb bieten wir unsere Dienste an, hauptsächlich in Deutschland, auch in Belgien, Holland, sei es überwiegend Westeuropa, weil viele ausländische Mitbürger, also bzw. Türken ja auch da sind. Deshalb betreuen wir die. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. İşte analiz programı olarak bugün Konya'da serbest eczacılık yapan Emel Çetin Hanım'la birlikteyiz. Emel Hanım, mesleğinizi severek mi yapıyorsunuz ve nasıl tercih ettiniz? Mesleğime tam anlamıyla aşık olduğumu söyleyebilirim. Mesleğimi seçerken tabii aileden sağlıkçı olmanın da verdiği teşvikle. Abim doktor, annem emekli ebe hemşire. Bunun yanı sıra çocukken gördüğüm bir eczanede makyaj malzemelerini görünce eczacı olmaya zaten kafama koymuştum. Ve lise yıllarında da bazı hobiler edindim. Bazı yeteneklerim vardı. Bunları da beraberinde idame ettirebileceğim bir meslek tercih etmem gerekiyordu. Eczacılığın bunun için müsait bir meslek olduğuna karar vermiştim. Mesleğiniz rahat bir meslek mi? Gençlere önerir misiniz? İşin açığı mesleğimin çok daha rahat bir meslek olduğunu söyleyemeyeceğim. Bizim alış ve satış kanalında yer alan hasta kanalı ve depo kanalı arasında yaşadığımız bazı zorluklar işin açığı bizi yıpratmakta. Tabii her meslekte bu tarz zorluklar var. Yani bu bizim kendimize has zorluklar ama her meslekte bir zorluk var tabii ki. Bundan daha önceki yıllarda belki cazip bir meslek olabilirdi. İş temponuza rağmen zaman ayırabildiğiniz hobileriniz var mı? Varsa nelerdir? Ben resimle uğraşıyorum aktif olarak. Birincil konuma onu yerleştiriyorum. Bunun yanı sıra müzikle uğraşmayı seviyorum. Bazı gruplarda yer aldım. Ufak tefek gruplar tabii arkadaşlarımla yaptığım kendi çapımızda şeylerdi. Ama bunun yanı sıra bazı korolarda yer aldım. Enstrüman çalmıyorum. Solo olarak yer alıyorum. Bazı derneklerin faaliyetlerinde de yer aldım. Tabii bu hobi değil ama hobi olarak tiyatro da var. Onu da söylemeden edemeyeceğim tabii. Ancak tiyatro başlı başına bir özveri istediği için bu kadar koşturmacamın arasında zaman ayıramıyorum maalesef. Fırsat buldukça yurt içi ve dışında seyahatlere gitmeyi de çok tercih ediyorum. Beraberinde trekking ya da işte doğa yürüyüşleri olursa bunlar da tercihim oluyor. Mümkün olduğunca kişisel gelişim programlarına da katılmaya özen gösteriyorum. Bu bağlamda da yenilemeye özen gösteriyorum kendime. Hoşgörünün başkenti Konya şehrinin gerek mesleki gerekse sanatsal boyutta hayatınıza katkıları var mıdır? İşin açığı Konya'ya gelen ve Konya'nın havasını koklayan herkese bu ışık mutlaka bir gün yansır. Çünkü zaten Mevlana ne olursan ol gel der ve geldiğinde bu ambiyansı yaşatır herkese.
Ben de Mevlana'nın bu ruhunu, bu bize gönderdiği mesajı alabildiğimi düşünüyorum. Çünkü zaman zaman hepimiz hayatımızda bazı zor anlar yaşıyoruz, düşüşler yaşıyoruz. Bu düşüşlerin ardından toparlanmak için bazı sevdiğimiz insanlara ihtiyaç duyuyoruz. Ya da bizi motive edecek, enerjimizi yükseltecek insanlara ihtiyaç duyuyoruz. Ben de bazı gittiğim derneklerde bu motivasyon ve enerjiyi almak için çabalıyorum. Onları dinliyorum, onları hissediyorum. Mevlana'nın özünü tekrardan aklıma, ruhuma, belleğime yerleştirip günlük hayatıma yerleştirmeye çalışıyorum. İş hayatıma ve sanat hayatıma katkısının olduğunu her seferinde bir kez daha yaşayarak görüyorum. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Elbette çok şey var. Bunların en başında ve önemlisi de eczacılarına güvenmeleri gerektiği. Çünkü biz biliyoruz ki kapıdan giren hasta adı üstünde hasta ve biz onlara yardımcı olmak için eczanelerimizin başındayız. Gerek muadil ilaç konusunda, gerekse bu ara çok gündemli olan piyasada olmayan bazı ilaçlar noktasında eczacılarına güvenmelerini rica ediyorum. Biz çözümleyici olmaya çok özen gösteriyoruz. Daima onların yanındayız. Bunu bilmelerini istiyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. İşte analiz programı olarak İstanbul özel çekimlerimizde CSS Legal Services'teyiz ve yanımızda İngiltere vizesi uzmanı Cihan Mangaz Bey var. Cihan Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Cihan Mangaz. İstanbul Ofis Şubesi'nde İngiltere vizesi danışmanı olarak şu an çalışmaktayım. İngiltere'de çalışmak veya iş kurmak isteyenlerin izlemesi gereken yol nedir? Şu anda İngiltere'nin içinde bulunduğu durum hesabıyla özellikle ülkemizden bir yoğunluk söz konusu. Bu manada orada iş kurmak isteyen insanlar için herkesin de fazla bilmiş olduğu, son günlerde de fazla revaçlanan Ankara Antlaşması vizesi var. İnsanlar başvuru yapmak isteyen kişilerin orada iş kurmak isteyen, kendi işinin patronu olmak isteyen ve orada İngiltere ya da İngiltere dışındaki ülkeleri İngiltere'den hizmet vermek isteyen kişilere Ankara Antlaşması vizesini biz öneriyoruz. Onun haricinde kişiler oraya kendi işlerini kurmak değil de bir başka firmada çalışan olarak gitmek isterlerse bunun için Tier 2 vizesine başvuru yapmaları gerekmekte. Yine halihazırda İngiltere'de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için eğer bulundukları vizede bir çalışma izni varsa buradan Ankara Antlaşması çalışan vizesine İngiltere'den geçiş yapma imkanları mümkün. Lakin burada önemli husus şudur. Bu kategorilerde başvuru yapmak isteyen kişilerin mutlaka bizlerle iletişime geçmesi lazım ki kişilerin hangi kategoriye uygun olduğunu biz danışmanlarımız tarafından bilinleyelim ve ona göre bir yol haritası çıkartırsın. En önemli şey bu. Doğru kişiye doğru vize türünü göstermektir aslında. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Tavsiyem mutlaka yapacakları işlem için profesyonel bir destek almaları olacaktır. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. İşte analiz programı olarak Konya'da Güneş Mekatronik ve Rulman firmasına konuk olduk ve yanımızda firma sahibi İsmail Güneş Bey var. İsmail Bey, bizlere firmanızın kuruluş öyküsünden bahseder misiniz? Kuruluş öykümüz şu şekilde. Hali hazırda yapılan işler vardı tabii ki. Biz bunlara ne katabiliriz? Yeniliklerle birlikte sanayicilerimizin, sanayideki üreticilerimizin kullandığı ürünleri kendimiz tedarik edip, gelişen teknolojiye ayak uydurarak kendi çapamızla bir şeyler katabilmek için, üreticiye destek verebilmek için, güzel hizmetler verebilmek için bu firmayı kurduk. Firma olarak vermiş olduğunuz faaliyetlerden bahseder misiniz? Yapmış olduğumuz faaliyetler mekatronik ve Rulman. Mekatronik hem mekanik hem elektronik ürünleri Konya'da hazır stok bulundurup Konya'daki üreticilerin, Konya'daki fabrikaların ihtiyacı halinde stoğumuzdan verip hızlı bir şekilde çözüm üretmek. Satışını yapmış olduğunuz ürünler nerelerde kullanılıyor? Bizim sattığımız elektronik ve mekatronik ürünler Türkiye'de yapılan makine imalatlarında kullanılıyor. Tabii bu makinelerde yani imal edilen makinelerde yurt dışına gönderiliyor. Yani yurt dışına ihraç oluyor. Bu şekilde bir devletimize yine katkı sağlıyoruz. Bu kullanılan parçaların
nerede kullanılacağını, nerede kullanırsak daha çok verim alabiliriz, işleyişini daha nasıl hızlandırabiliriz, bu şekilde projelerle üreticilerimize destek oluyoruz. Biz ürünü doğru yerde mi kullanılıyor, ona bakıyoruz. Doğru yerde kullanılmıyorsa elimizden geldiğince onu düzeltmeye çalışıyoruz. Yani bizim hizmetlerimiz bu şekilde. Bizlere hizmet verdiğiniz lokasyonları anlatır mısınız? Konya'da bulunmamızın büyük bir avantajı var sektör olarak. Niye? Çünkü Türkiye'deki makinelerin büyük bir çoğunluğu Konya'dadır. Yani Konya makine konusunda çok gelişmiş bir şehrimizdir. Sanayi olarak da çok gelişmiş bir şehrimizdir. Biz de tabii tedarikçi olarak burada faaliyet göstermemiz çok avantajlı. Bunun dışında sadece Konya'ya hizmet vermiyoruz tabii. Türkiye'nin geneline hizmet veriyoruz. Yani İstanbul, İzmir, Bursa ayırt etmeksizin yurt dışından getirdiğimiz ürünleri Türkiye'nin geneline satıyoruz. Ağırlıklı çalıştığımız ilk Konya. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. İşte analiz programı olarak bugün Konya'da Konya Yeminli Tercümanlığa konuk olduk ve yanımızda Yeminli Tercüman Fatma Ateş Hanım var. Fatma Hanım, sizleri tanıyabilir miyiz? Merhabalar, 1987 Afyonkarahisar doğumluyum. Afyon Yabancı Dil Ağırlıklı Lise mezunuyum. Konya Selçuk Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdim. 2012 yılından itibaren Konya Yeminli Tercüme Bürosu'nda aktif olarak tercüme işlemleriyle meşgulüz. Bizzat kendim İngilizce ve Almanca yeminli tercüme işlemleri yapmaktayım. Yeminli tercüme nedir? Yeminli tercüme, resmi evrakların ya da resmi işlemlerde tercüman eşliğiyle yapılan çeviriler demektir. Elbette herkes dil biliyor olabilir, fakat resmi işlemlerde imza yetkisi olan kişiler tarafından ancak yeminli tercüme işlemi yapılabilir. Yeminli tercüme işlemi demek, noterden ve adliyeden yemin eden kişilerin bu işlemi icra etmesi demektir. Noter tasdikli tercüme nedir? Tercüme edilen belgenin yeminli tercüman tarafından tasdik edilmesi, noterden tasdiklenmesi ve en son olarak da valilik ya da kaymakamlıktan apostil yapılması gerekir. Bu şekilde belge uluslararası geçerlilik kazanmış olur. Bu tür belgeler genelde vekalet, öğrenci belgeleri, karar çevirileri şeklinde çoğaltılabilir. Yeminli tercüman tarafından tercüme edilen, noterden tasdik edilen ve apostillenen evrak uluslararası geçerlilik kazanmış olur ve tüm resmi dairelerde gerekli işlemler bu belgeyle yapılabilir. Kimler yeminli tercümanlık yapabilir? Yeminli tercüman kimler olabilir? Öncelikle bunun sorusuna cevap verebilmek için tercüme nedir bunu bilmek gerekir. Tercüme diller arası aktarım demektir. İnsanların anlaşmasına, iletişim kurmasına yardımcı olur farklı dillerde. Yeminli tercüman olabilmek için dil bölümü mezunu olmak şartı vardır öncelikle. Üniversitelerin dil edebiyatı, öğretmenlik, mütercim tercümanlık bölümlerinden mezun olan kişiler bu mesleği icra edebilir. Fakat sadece bu bölümü bitirmek elbette ki yeterli değildir. Tercümanlık mesleğini icra edebilecek kişilerin hem o dilin bilgisine, gramer kurallarına, dil bilgisi kurallarına, aynı zamanda da her iki dilin de kültürüne çok iyi derecede hakim olması gerekir. Sadece dil bilmek yeterli değildir. Tercüme kaynak dilden hedef dile aktarım demektir. Ardıl ve simultane tercümanlıktan bahseder misiniz? Ardıl ve simultane tercüme sözlü tercüme demektir. Ardıl tercüme en çok tercih edilen tercümedir ve daha sık kullanılan şeklidir tercümenin. Ardıl tercüme çevirmenin anında eş dilli olarak tercüme etmesi demektir. Bu genelde iş görüşmelerinde, fuarlarda her iki tarafa da her iki dilde aktarımın sağlanması demektir. İletişim bu şekilde daha kolay olur. Simultane tercüme ise konferans tercümanlığı olarak da adlandırılır. Genelde uluslararası kongrelerde, canlı yayınlarda, basın toplantılarında, seminerlerde tercih edilir. Tercümanın kabin içerisinde yaptığı, kulağına gelen
konuşmaları hedef dile yoğun bir odaklanmayla aktarması demektir. Teknik çeviri nedir? Teknik çeviri resmi olmayan belgelerin tercümesidir. Tavsiye gerek duyulmaz fakat biraz daha zor olan tercüme şeklidir. Farklı bir terminoloji gerektirir ve alanında uzman tercümanlar tarafından yapılması gerekir kesinlikle. Bu konuda deneyimli olması, teknik terimlere hakim olması gerekir bu çevirileri yapan kişilerin. Yanlış terim ve kelimelerin kullanılması tamamen farklı anlaşmalara sebep olabilir. O yüzden bu tür tercümeyi yapmaya başlamadan önce kesinlikle o konudaki teknik terimlerin araştırılması, incelenmesi, tespit edilmesi ve doğru kelimeler kullanılarak, doğru terimler tercih edilerek alanında uzman teknik tercümanlar tarafından yapılması gerekir. Doğru tercüman kimdir? Doğru tercüman öncelikle işine saygılı olan, ahlaki etik kurallara dikkat eden kişidir. İşine saygısı olan bir tercüman elinden geldiği kadar doğru tercüme yapmaya çalışır ve karşı tarafı asla mağdur etmemeye çalışır. Ve doğru tercüman kesinlikle karşı tarafın ısrarlarına rağmen metne ekleme ya da çıkartma yapmadan işini layıkıyla sadık bir şekilde yapan kişidir. Bunun yanı sıra genel kültürü yüksek, kaynak ve hedef dilde hızlı bir şekilde eşdeğer kelimeleri bulabilen, tecrübeli ve bilgili, pratik düşünebilen kişidir. Çeviri yapılırken hangi yöntemler kullanılmaktadır? Çeviride öncelikle kaynak dilin ve hedef dilin işlevlerinin çok iyi bilinmesi gerekiyor. Metnin bilgilendirici mi, anlatıcı mı yoksa işlevsel mi olduğuna karar verilmesi gerekir. Metin türü doğru tespit edildikten sonra hangi yöntemin kullanılması gerektiğine karar verilmesi gerekir. Ve nasıl bir yöntem, nasıl bir yol izlenilmesi tamamen metni türüne bağlıdır. Fatma Hanım, çeviri yaptırırken nelere dikkat etmeliyiz ve kimlere yaptırmalıyız? Çeviri yaptırırken öncelikle her işte olduğu gibi iş ehline bırakmak gerekiyor. İşin ehli de bu konuda eğitimli olan kişileri ve tecrübeli olan kişileri tercih etmektir. Çeviri yaptırırken dikkat edilmesi gereken nokta kime yaptırtabiliriz? Her yeminli tercüman gerçekten bu işi düzgün bir şekilde yapabiliyor mu? Elbette her yeminli tercüman bu işi düzgün bir şekilde yapıyor olmayabilir. O yüzden tecrübe çok önemlidir. Peki hangi yeminli tercümanlar bu işi gerçekten düzgün bir şekilde yapıyordur? Öncelikle tanıdığımız kişiler varsa onların tavsiyesine uyarak bu işi bilen kişilere yaptırmayı tercih ederiz. Şayet yoksa araştırma yaparız ve metni verdiğimiz kişinin eğitim bilgisini ve tecrübesini araştırırız. Üniversitelerin dil bölümlerinden mezun olmuş ve bu alanda uzun süre bu işi yapan tercümanları tercih etmek her iki taraf için de güvenilir bir, doğru bir tercihtir. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. İşte analiz programı olarak bugün Konya'da hukuk alanında hizmet sunan avukat Tolunay Özçelik Hanım'la birlikteyiz. Tolunay Hanım, velayet konusunda öncelik yasalarımıza göre hangi taraftadır? Velayet konusunda daha çok bizim hukuk sistemimizde anne ve baba arasında öncelik anneye veriliyor. Neden derseniz özellikle yaşı küçük olan çocukların velayeti söz konusu olacağı için daha çok 7 yaşından küçük çocuklarda anne bakımına muhtaç olduğu
daha anne kuzusu tabiri caizse olduğu için çocuklar, anne öncelikli olarak kararlar veriliyor. Uç durumlar olmadığı, anne ile ilgili farklı sıkıntılar olmadığı, annenin farklı bir yaşam tarzı olmadığı ya da çocuğu yansıtabileceği şiddet vesaire gibi bir eğilimi olmadığı, kötü alışkanlıkları olmadığı sürece 7 yaşından küçük çocuklar anne bakımına muhtaç oldukları için genellikle velayetleri anneye veriliyor. Baba konusunda şunu söyleyebilirim. Babanın velayeti alabilmesi, özellikle anne ile ilgili farklı durumlar söz konusu olduğu zaman babanın velayeti düşünülebiliyor. Özellikle 7 yaşından büyük olan çocuklarda mutlaka hakim ya da pedagog, bilir kişi çocuğa soruyor. Anne baba hangisiyle birlikte kalmak istiyorsun diye. Genellikle çocuğun seçimleri de göz önüne alınarak karar veriliyor ki burada maddi durum karşılaştırması da elbette yapılıyor ama daha çok çocuğun psikolojisi, yaşayabileceği ortam, anne ve baba hangisinin yanında olursa daha mutlu olacağı hususları göz önünde bulunduruluyor. Bu şekilde velayet kararı veriliyor. Nafaka konusunda hangi kriterler göz önünde bulunduruluyor? Bu hususta kadına özel bir koruma sağlanıyor mu? Aslında kadına özel bir koruma demeyelim de bizim hukuk sistemimiz daha çok zayıf olanı koruyor. Bizim toplumumuzda zayıf olan taraf da genelde kadın olduğu için sanki kadını koruyormuş gibi bir algı var toplumda. Nafaka konusunda özellikle geliri düşük olan, az olan taraf göz önüne alınıyor. Bu tür durumlarda da genelde erkek tarafı kadına bakmakla yükümlü olduğu için nafaka bağlanması hususunda kadın korunuyormuş gibi bir izlenim doğuyor. Bundan kaynaklanan bir belki farklılık görülebilir. Onun dışında başka bir ayrım yok. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. İşte analiz programı olarak bugün Şanlıurfa'da Ninova özel eğitim kursuna konuk olduk ve yanımızda kurum müdürü Abdüllatif Karadeniz Bey var. Abdüllatif Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz. Öncelikle sizleri Şanlıurfa'dan, tarihin sıfır noktası olan Göbekli Tepe'den sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Benim adım Abdüllatif Karadeniz. Ben Şanlıurfa'nın bilinen ailelerinden Naimi ailesindenim ve 1980 doğumluyum. İlkokulu Avlak'ta, liseyi Antalya'da, üniversiteyi yurt dışında uluslararası coğrafya olarak bitirdim. 2003'ten bu yana eğitim sektörünün içerisinde bir fiil bulundum. 2003'ten bu yana Diyarbakır'da, Mardin'de, Şanlıurfa'da, farklı yerlerde çalıştım. Kurumunuz hakkında bizlere bilgi verir misiniz? Geçen yıl itibariyle kuruldu. Şu anda ikinci yılımızdayız. Bu yıl ikinci yılımızdayız. Bu yıl sınavlara gene aynı şekilde öğrenci hazırlayacağız. Başarıya inanmış bir kadro ile ve gönüllü gelen öğrencilerle daha iyi sonuçlar alacağımızı umuyoruz. Urfa ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin eğitim alanındaki öneminden ve bu alandaki tarihinden bizlere bahseder misiniz? Şimdi Şanlıurfa, tarihin sıfır noktası dediğimiz 12 bin yıl önce biliyorsunuz Göbekli Tepe'den aslında bu eğitim başlamış. Selçuklular zamanında Nizamülmülk Medreseleri adı altında bu eğitim zirve yapmış. Biliyorsunuz dünyanın ilk üniversitesi gene aynı şekilde Şanlıurfa'da, Harran'da kurulmuş. Nizamülmülk Medreseleri orada kurulmuş. Günümüzde ise eğitim çok farklı şekillerde değişmiş, dönüşmüş ve eğitim kurumları ortaya çıkmış. Öğrencilerin motivasyonunu arttırmak için hangi sosyal aktivitelerde bulunuyorsunuz? Çeşitli aktivitelerle, piknik gibi, kahvaltı programları gibi, şehir içinde kısa metrajlı geziler ya da şehir dışında yapılacak geziler öğrencileri dinlendirecek, onların motivasyonunu sağlayacak ve tekrar başarılı birey olarak geri döndürecek. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. İşte analiz programı olarak bugün Konya'da eczacı Esra Yavuz Hanım'la birlikteyiz. Esra Hanım, sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba, Esra Yavuz ben. Eczacılık Fakültesi 2015 mezunuyum. Konya'da doğdum, Konya'da yaşıyorum. 2 yıldır da mesleğimi icra ediyorum. Serbest eczacılık olarak şu anda bulunduğum eczanemde çalışıyoruz.
mesleğinizi severek mi yapıyorsunuz? Nasıl tercih ettiniz? Evet, severek yapıyorum. Üniversite sınavında da sırf hani eczacılık olsun istediğim için ikinci tercih sınavımda tekrar eczacılık olarak kazandım. Ve severek de yapıyorum mesleği. Esra Hanım, reçetesiz ilaç kullanımı nasıl önlenebilir? Biz eczacılar olarak da gerek antibiyotikler, gerek antidepresanlar, alerji ilaçları, çoğu ilacı zaten hani reçete olmayınca veremiyoruz. İlla bir doktorun yazması gerekiyor. Bu şekilde bazı ilaçlara zaten önlem alındı. Diğer türlü de hani halk arasında bu ilaç bana iyi geldi diyor mesela teyze. Komşusu da alıyor. Bana da iyi gelir gibi düşünüyor. Öyle bir şey yok aslında. Sana iyi gelen ilaç başka birine farklı etki yapabilir veya farklı yan etki yapabilir. Birine iyi gelen ilaç birine farklı gelebilir. Bu yönde bir sağlık danışanına danışmaları gerekiyor. İnternetten alınan ürünler ve bunların verdiği zararlar hakkında neler söylemek istersiniz? İnternetten satılan ürünlerin Sağlık Bakanlığı onayı olup olmadığını zaten göremiyoruz. Sahte mi onu da bilemiyoruz. Hani bu yönde internetten alışverişin yani ilaç anlamında olmaması gerektiğini düşünüyoruz biz eczacılar olarak. Hani eczanede satılan ürünler belli zaten Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı. Ama internetin böyle bir garantisi yok. Zaten eczane ürünlerinin internete verilmemesi gerekiyor. Sağlığımız önemli, insanların sağlığı önemli. Bunu hani tehlikeye atmamaları lazım. İnternetteki ürünler belki hani ölüme bile götürebilir, ölümcül tehlikesi olabilir. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. İşte analiz programı olarak Konya'da avukat Selman Uçar Bey ile birlikteyiz. Selman Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Selman Uçar. 1992 Konya doğumluyum. İlkokul, orta öğrenim ve lise hayatımı Konya'da tamamladıktan sonra hukuk fakültesini kazandım. 2013 yılında hukuk fakültesini bitirdim. 2014 yılında serbest avukat olarak Konya'da hizmet vermeye başladım. Yaklaşık olarak da 5 yıldır bu çerçevede faaliyet göstermekteyim. Avukatlar yarım kalan inşaatlarla ilgili ne gibi hizmetler sunuyorlar? Yarım kalan inşaatlarla alakalı asıl problem arsa sahibi, yüklenici firma ve yükleniciden daire satın almış olan üçüncü şahıslar arasındaki bir denklem bozukluğudur. Burada özellikle yüklenici firma tarafından %60-%70 seviyesine getirilen bir inşaatta müteahhitin kaçıp gitmesi ciddi bir problem doğurmaktadır. Bu problemlerin asıl başlangıcı da inşaatın bu aşamadan sonra nasıl tamamlanacağı prosedürü. Özellikle belirli bir seviyeye gelmiş, yani %60-%70 seviyesine gelmiş bir inşaatta arsa sahibi doğal olarak para vermek istemiyor. Bununla alakalı bir tapu iptal ve tescil davası açması şu anki yargılama sisteminde 4 yılı aşkın bir zaman aldığı için inşaat işin aslı çürümeye terk ediliyor. Diğer taraftan da üçüncü şahıslarla alakalı olarak yüklenici firmanın batmış olması sebebiyle ödenilen paraların tahsilinin imkansız olması gibi bir hal ortaya çıkıyor. Burada bizim aslında tavsiyemiz arsa sahipleri ile üçüncü şahısları bir araya getiren Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 17. ve 26. maddeleri. Bu bahsetmiş olduğumuz 17. ve 26. maddeler kat irtifak hakkı sahiplerine özgülenmiş, yani yarım kalan inşaatın nasıl tamamlanacağının hukuki garantörü olan ve yasa koyucu tarafından düzenlenmiş maddelerdir. Bu maddeler arsa sahibi veya üçüncü kişi ayrımı gözetmeksizin doğrudan kat irtifak hakkı sahibi olan herkesi eşit kabul eden bir maddedir. Bu madde çerçevesinde biz arsa kat irtifak hakkı sahiplerine yapıyla yarım kalan yapıyla alakalı olarak adi bir site yönetimi kurmaları ve bundan sonraki süreçte de yarım kalan inşaatın ortak alanlarını hızlı bir şekilde ve eşit bedel ödeyerek tamamlamalarını ve aynı zamanda da bu tamamlama işlemleri devam ederken gerek arsa sahiplerinin müteahhite karşı gerekse üçüncü şahısların müteahhite karşı hukuk mücadelesini sürdürmelerini tavsiye ediyoruz. Buradaki asıl meselemiz şu. Daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi uzun süren yargılamaların binanın daha fazla yıpranmasına sebebiyet vermemesi, gerek arsa sahipleri gerekse üçüncü şahıslar nezdinde daha fazla kira kaybının oluşmaması için biz vatandaşlara diyoruz ki binanızı kendiniz tamamlarken hukuk mücadelenizi ayrıca
devam ettirin. Yani binayı yap, yaparken hukuk mücadelesini ver. Aksi takdirde bu binanın daha fazla yıpranması demek, daha fazla maliyetin ödenmesi, daha fazla bir maliyete katlanılması demek anlamına geliyor. İnşaat sahibi müteahhit, inşaatın devamı için yetki vermezse ne gibi çözümler sağlanabilir? Aslında bu soru vatandaşlar tarafından en sık sorulan sorulardan biri. Burada eğer yüklenici firma olan müteahhit, inşaatın devamı için gerekli yetkiyi vermezse, yani muvafakatnameyi vermezse ne olur? Bu çerçevede aslında yasanın bize tanımış olduğu başka bir yetki de nama ifaya izin dediğimiz bir yetki. Yani kat irtifak hakkı sahipleri adına açılabilecek bir nama ifaya izin davası ile yüklenici firmanın tüm yetkileri, yani kamu kurum ve kuruluşları çerçevesine atacağı tüm imzalar yeni kurulan yönetime devredilebiliyor. Ve bu sayede ruhsatın yenilenmesi, yapı denetim firmalarıyla görüşmeler gibi tüm sorunlar da çözülmüş oluyor. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Son olarak ülkemizde adaletin tecelli etmesi için avukatlar, yani bizler önemli bir görev üstlenmiş bulunmaktayız. Bize verilen bu görevin kıymetini bilerek mesleğimize daha fazla özen göstermeli ve insanların avukatlar olan güvenini zedelememeliyiz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. İşte analiz programı olarak bu hafta Konya'da Günyem fabrikasındayız ve yanımızda fabrikanın genel müdürü Ahmet Melih Bayır Bey var. Ahmet Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz. Ahmet Melih Bayır, yüksek ticaret mühendisiyim, evliyim. Şirketinizin kuruluş öyküsünden bahseder misiniz? 2017 yılında kurulduk. 2 yıldır sahada hizmet etmekteyiz. Yapmış olduğunuz faaliyetlerden bahseder misiniz? Biz çiftlik bazlı çalışıyoruz. Süt yemi, buzağı yemi, besi yemi, tavuk yemi ve toklu, kuzu, küçükbaş hayvanın yemlerini yaparak hizmet etmekteyiz sahada. Yem kalitesinde dikkat ettiğiniz hususlar nelerdir? Bizim yemlerdeki ilk aşama ham maddenin alımında başlıyor. Biz aldığımız ham maddeleri kaliteli firmalardan alıp analiz edilerek almaktayız. Fabrikamızı öyle alıyoruz. Yaptığımız yemlerde ise piyasadan daha üstün, daha kaliteli yemleri yapmak istiyoruz. Çiftliklere daha çok kazandırmak istediğimiz için kaliteli yemler yapıyoruz. Çiftliklerle hangi aşamalarda çalışıyor, ne tarz hizmetler veriyorsunuz? Biz çiftliği ilk aşamadan itibaren, çiftliğe başlayacağımız ilk andan itibaren başlıyoruz. Çiftliğe başlamadan önce hayvanların durumunu gözlemlemek için kendimiz gidiyoruz, hayvan besleme uzmanlarımızla beraber. Hayvanları sadece gözlemle beraber analiz de ediyoruz. Kan değerlerine bakıyoruz, metabolik profillerine bakıyoruz. Sürü yönetimine bakarak hayvanları ilk önce orada inceliyoruz. Hayvanlara yemi gönderdikten sonra, çiftliklere yemi gönderdikten sonra çiftliğe tekrar takip aşamasındayız. Yine her türlü sıkıntısına karşılaşmamaları için ilk başta bir hizmet ediyoruz. Sıkıntılarında da ilk başta biz hizmet ediyoruz. Onların sıkıntılarını gidermek için veya daha iyi geliştirmek için hizmetleri sunuyoruz. Hangi lokasyonlara hizmet veriyorsunuz? Konya bölgesindeyiz. Gayet güzel bir konumdayız. Biz burada Konya, Niğde, Ereğli, Çumra, Karapınar, yani bizim asıl şeyimiz Karapınar. Bu bölgeye hizmet ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. İşte analiz programı olarak Mersin özel çekimlerimizde eczacı Cansu Kayapınar Hanım'la birlikteyiz. Merhabalar Cansu Hanım. Sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Cansu Kayapınar. 1992 Mardin Midyat doğumluyum. Ama eğitim öğretim hayatımın tamamını Mersin'de tamamladım. 2018 yılında eczanemi açtım ve bir senedir de eczacılık faaliyetlerini yürütmekteyim serbest eczacı olarak. Eczacı olmak için fakülte bitirmek gerekli mi? İçeriğinden bahseder misiniz? 5 yıllık eczacılık fakültelerinden mezun herkes eczacı olarak sayılmaktadır. 2014 yılında değişen yönetmelikle beraber 2013 ve sonrasında eczacılık fakültesinde kazananlar için belli kısıtlamalar getirildi serbest eczane açma konusunda. Eczane açmak isteyen öğrenciler eczacılık fakültesinden mezun olduktan sonra 1 yıl süreyle hizmet sözleşmesine bağlı kalarak mesul müdürle beraber
serbest eczanede çalışma zorunluluğu getirildi. Bir de çok eczane sayısı olduğundan dolayı buna da bir kısıtlama getirildi bu yönde. 3500 kişiye bir eczane düşecek şekilde, yani her ilçede 3500 kişi için bir eczane açılabilecek şekilde yeni yönetmeliğe bir yasa getirildi. Bir eczacı olarak normal ve bitkisel ilaç kullanımını nasıl değerlendiriyorsunuz? İnsanların yükselen sağlık maliyetleriyle beraber kendi kendilerine bakım uygulama, kendi kendilerini bir yerde tedavi etme alışkanlığı da artmıştır. Bu açıdan da insanlar daha doğal, bitkisel ürünlere yönelmeye başlamışlardır. Ama bunda dikkat edilmesi gereken önemli bir konu var. Toplumda bilinen yanlış bir algıyı belirtmek isterim burada. Bitkisel ürün her zaman zararsız ürün anlamına gelmemektedir. Bunu daha bilinçli şekilde kullanmaları gerekmektedir. Bitkisel ürünün içeriğinin ne olduğu ve içeriğindeki miktarın ne olduğuna mutlaka dikkat edilmelidir. Yani daha standartize ürün kullanmaları gerekmektedir insanların. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? İlaç kullanımı hakkında öncelikle hekimlere, daha sonra bir de eczacılara mutlaka danışmaları gerektiğini burada belirtmek isterim. Çünkü gerçekten bunun daha sonra ciddi problemlere yol açabileceği o an hastalar tarafından fark edilmiyor. Ve geri dönüşümsüz sonuçlara bile neden olabiliyor bu. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. İşte analiz ekibi olarak İzmir özel çekimlerimizde Cem Teknik Elektrik Anonim Şirketi'ne konuk olduk ve yanımızda şirket genel müdürü Murat Güler Bey var. Murat Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Murat Güler, aslen Elazığlıyım. 1975 doğumluyum. Evliyim, bir çocuk babasıyım. İzmir'de ikamet ediyorum. 28 yıldır bu sektördeyim. 2000 yılından itibaren de kendi şirketimizi kurduk. Şirketinizin kuruluş aşamasından bahseder misiniz? Şirketimiz 2000 yılında bir aile şirketi olarak kuruldu. Toptan elektrik malzemeleri satışı ve pazarlaması üzerine faaliyet yürütmekteyiz. 2015 yılında anonim şirket unvanı aldık ve şu anda da 2018 yılında yeni yerimize taşındık. 4000 metrekare kapalı alanda müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Yapmış olduğunuz faaliyet ve çalışmalar nelerdir? Türkiye'deki ve dünyadaki kaliteli markaların bayiliğini yapmaktayız. Bunları en iyi şekilde müşterilerimize ulaştırıp bütün 1200 adet müşteri portföyümüzle bütün Ege bölgesi, Marmara, Akdeniz'e hizmet vermekteyiz. İzmir dışında farklı lokasyonlarda faaliyet gösteriyor musunuz? Lokasyon olarak İzmir'de şirketimiz ama tabii birçok ile ve ilçeye Türkiye'de hizmet etmekteyiz. Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi ve Marmara bölgesinde birçok müşteri portföyümüz bulunmakta ve her geçen gün bu müşteri sayımızı arttırmaya gayret gösteriyoruz. Şirket olarak başlıca özen gösterdiğiniz ana unsurlar nelerdir? Bizim için en önemli husus rekabetçi bir fiyat ortamı ve müşterilere verilen hizmet, müşteri memnuniyeti bizim için en ön planda gelmektedir. Deneyimli ve teknik konularda tecrübeli personelimizle müşteri memnuniyetini en ön planda tutarak müşterilerimize gerekli hizmeti sunmaktayız.
ileriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Müşteri memnuniyetini temel prensip olarak benimseyen şirketimiz, çağımızın gereksinimlerini, teknolojik gelişmelerini yakından takip edip, bilgi ve tecrübesini müşterilerle paylaşarak farklılığını ortaya koymaktadır. Satışta ve satış sonrasındaki çözüm odaklı hizmetler sunarak müşterileriyle birlikte büyümesini devam ettirecek. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Firmamız müşterilerinin büyümesiyle büyüyeceğinin farkındadır. Bizler satış sonrası desteğimizle müşterilerimizin elektrik sektöründe farklı bir konuma gelmelerine yardımcı olmaktayız. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Analiz programı olarak Konya özel çekimlerimizde Halil Özkan Hukuk Bürosu'na konuk olduk ve yanımızda avukat Halil Özkan Bey var. Halil Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? 1977 Konya doğumluyum. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan hemen sonra 2002 yılından bu zamana kadar avukatlık yapıyorum. Serbest avukatlık. Trafik kazalarında görülen maddi ve manevi kayıplarda hukuki olarak neler yapılabilir? Trafik kazaları sonucunda meydana gelen zararları iki başlık altında topluyoruz. Bunlardan birincisi bedeni zararlar, ikincisi mali zararlar. Mali zararlar bir şekilde sigorta şirketleri tarafından ödeniyor ve tazmin ediliyor olsa da bedeni zararlarda maalesef bu aynı duyarlılıkta ve yüksek oranda gerçekleşmiyor. Yaralanmalarla ilgili 4 farklı talepte bulunma imkanları olduğu halde insanlar bunları bilmedikleri için sadece bir kalem müracaatında bulunup onu da eksik hesaplama ile alıyorlar ve onların bu mağduriyetlerine neden olabiliyor. Hukuki olarak iş kazalarında kazazedeler neler yapabilir? Bir iş kazası meydana geldiği zaman genellikle bu iş kazası işverenler tarafından gizlenmek ve açığa çıkarılmamak isteniyor. İş yeri dışında meydana geldiği yönünde bir ifade vermesi isteniyor insanlar. Böylelikle insanların iş kazasından kaynaklı hakları berhava edilmiş oluyor. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Bu sürecin bir hukukçu tarafından yürütülmesi gerekir. Aksi halde hem zaman hem para kaybı meydana geleceğinden bu hususa insanların dikkatini çekmek istiyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. İşte analiz programı olarak Konya özel çekimlerimizde Hacettepe Eczanesi'ndeyiz ve yanımızda eczacı Hüseyin Ufacık Bey var. Hüseyin Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Hüseyin Ufacık, 1976 Konya Cihanbeyli doğumluyum. İlkokulu Cihanbeyli'de, ortaokulu liseyi Konya'da okudum. 1998 senesinde Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdim. 2000 tarihinde Cihanbeyli'de serbest eczacılık hayatıma başladım. Eczacı olabilmek için neler yapılmalı? İçeriğinden bahseder misiniz? Eczacı olabilmek için mutlaka bir eczacılık fakültesinden mezun olmak gerekli, evet. Ancak bu meslek sadece fakülteden mezun olarak yapılabilecek bir meslekte değil. Eczacılık herkesin üstün körü işte gördüğü işte dükkan açmayı kapsamamakta. Yani fakültede öğrendiğimiz bilgiler ışığında ama hastanın anlayabileceği şekilde kullanacağı ilacı nasıl kullanacağını tarif etmek, olası yan etkilerini ilacı kullanırken dikkat etmesi gereken noktaları anlamak, bu mesleği sevmek ve gönül vermekle oluyor. Bir eczacı olarak organik ve bitkisel ilaç kullanımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi rasyonel ilaç kullanımı
doğru hastaya doğru ilaç, doğru miktarda, doğru zamanda ve doğru şekilde. Yani ağızdan alınsa bile o ilaç yutulacak mı, çiğnenecek mi gibi kullanmakla olur. Yani ilaç hekim önerisi ve eczacının uyarısı doğrultusunda kullanılmalıdır. İlaç kullanmaya başlamadan önce hekim ve eczacıya mutlaka sorulmalıdır. Hastanın doğru yönlendirilmesinden eczacı sorumlu. Kullanılan ilacın tüm olası etkilerine ilişkin açıklamaların danışılması ve bireysel bazda hastanın ilaca yönelik bakımı da eczacıya ait. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Reçetesiz ilaç kullanımı ciddi bir halk sağlığı sorunu. İlaç tüketimini arttıracağı gibi kamu ilaç harcamalarının da yükselmesine neden oluyor. Halk sağlığı bir kere her şeyden çok üstün. İlaç da asla gelişigüzel kullanılabilecek bir ürün değil. İster reçeteli, ister reçetesiz olsun. Her ilaç insan sağlığını doğrudan ilgilendiren kritik bir üründür. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. İşte analiz programı olarak Gaziantep'te hukuk alanında hizmet sunan avukat Metin Fıstık Bey ile birlikteyiz. Metin Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Metin Fıstık, Gaziantep Barosu'na bağlı olarak görev yapmaktayım. Yaklaşık 4 yıllık süredir. Müvekkil ilişkisine bağlı olarak tüm dosya türlerinde hizmet vermekteyiz. Ancak bunlardan ağırlıklı olarak tazminat dosyaları, işçi alacakları hakları, aile hukuku konuları olarak belirtebiliriz. Yakın zamanda açıklanan yargı reformu strateji belgesi için düşünceleriniz nelerdir? 9 ana başlıkta açıklanan bu belgeyle birlikte vatandaşa birçok kolaylık getirilmektedir. Bunlardan bir tanesi avukatlık hizmetlerinde mevcut olan KDV'nin indirim uygulanması. Bu vesileyle KDV'li indirim vatandaşa yük olmaktan kurtulacak ve avukatlara daha kolay bir şekilde ulaşım ve erişim sağlanacağı düşüncesindeyiz. Ayrıca mevcut olan sistem üzerinden hukuk fakültelerine girişte ilk 190 bin barajı aranırken yapılacak olan reformla birlikte bunun ilk 100 bine ineceği beyan edilmiştir. Bu konuda yetişecek olan hukukçuların daha verimli olması, mesleklerine daha iyi adapte olması konusunda olumlu etkiler yaratacağını düşünmekteyim. İş ilişkisi sonlanan vatandaşların yapması gerekenler nelerdir? Bunlarla ilgili ülkemizdeki yargı sisteminde şu şekilde yol izlenmektedir. Müvekkilimiz bizlere başvurduğunda öncelikli olarak alacak kalemlerinin tamamı hesaplanarak müvekkile detaylı olarak bilgi verilmektedir. Bu şekilde işten ayrılan bir kişi işveren tarafından haklarının ne kadar ödenmediğini, ne kadarın tahsil edilmesi gerektiğini öğrenmiş durumunda oluyor. Daha sonrasında tahsil edilmesi gereken rakamlar üzerinden ülkemizde yeni uygulanmaya başlanan arabuluculuk hizmetlerinden faydalanarak müvekkilin yani işçi ve işverenin avukatları aracılığıyla veya şahsen kendileri bir araya gelerek bir uzlaşma görüşmesi sağlanıyor. Eğer bu durumda uzlaşma gerçekleşir ise 10 veya 12 aylık süren yargılama yerine arabuluculuk aşamasında işçi ve işveren anlaşarak işçinin haklarını alması sağlanabiliyor. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Geçmiş yıllarda verilen emeklere karşın elde etmesi gereken ve hakkı olan bu maddi tutarlar veya maddi tazminatlar vatandaşlar için en tabi hak olduğundan bu hususlarda feragat etmemesini tavsiye edebiliriz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. İşte analiz programı olarak Gaziantep özel çekimlerimizde kulak burun boğaz uzmanı Profesör Doktor Yaşar Çokkeser Bey ile birlikteyiz. Yaşar Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? 1989 İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum ve 30 yıldır tababet mesleğinde çalışıyoruz. Kulak burun boğaz uzmanı olarak üniversitelerde, eğitim hastanelerinde çalıştım. Burunlarında fiziksel sorun yaşayan hastaların estetik ve sağlık açısından çözümü mümkün müdür? Burun estetiği tabii ki fizik görünümde çok önemli bir nokta. Yani burnun yüz üstündeki deformiteleri, bozuklukları yüzün estetik görünümünü bozar. Nedeni şudur, dişi bozuk yere takılır. Aslında iletişimimizde gözler arasında iletişim, duygularımızı en net, en güzel
aktaran organımız gözlerdir. Göze bakmayı engeller burnun bozukluğu. Bu nedenle burnun estetiğinin bozukluktan normale gelmesi, yani çok abartılı böyle estetik görünümlü bir burun da bu iletişimde negatif etki yapar. Sağlıklı nefes almanın vücuda etkisi nedir? Nefesin içerisindeki oksijenin vücudumuzun fonksiyon açısından çok büyük önemi var. Beynimiz, vücudumuzun organları, kaslarımız, nihayetinde canlılığımızın en önemli temel taşlarından bir tanesi aldığımız hava ve havanın içerisindeki oksijen. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Türk tıbbının mevcut gelişmesi bizi mutlu ediyor. Yani bunun bir parçası olmaktan mutluyum ve gururluyum. Yurt dışındaki hocalarımız, meslektaşlarımız bunu müteaddit kereler bizlere ifade ediyorlar. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. İşte analiz programı olarak Gaziantep özel çekimlerimizde DMS Mobilya'ya konuk olduk ve yanımızda şirketin yönetim kurulu başkanı Abdullah Demir Bey var. Abdullah Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben 1969 doğumluyum. Kilis doğumluyum. 40 yıldan beri Gaziantep'te yaşıyorum. Mobilya sektörüne 1980'de girdim. Küçük bir atölye olarak başladık. Şu anda devam ediyoruz. Bizlere şirketinizin kuruluş hikayesinden bahseder misiniz? Şimdi 96'da küçük bir atölye olarak, iki ortak olarak başladık. Tabii kademe kademe değişerek, biraz genişleyerek, biraz işi genişleterek 2010'da şu anki bulunduğumuz Ünal'da şubemizi açtık. Burada yaklaşık 5 yıl devam ettik. Üretimi köküne aldık. Zaten oradaki yerde gördüğünüz 3000 metre. Şu anda orada da çalışanımız yaklaşık 60 kişi. Yapmış olduğunuz faaliyetler hakkında bilgi verir misiniz? Yatak odası, yemek odası, modüler, klasik, hem yumuşak grup hem modüler grup yapıyoruz. Bizlere hizmet verdiğiniz lokasyonları anlatır mısınız? Şimdi Antep niye diyeceksin? Doğduğumuz, büyüdüğümüz yer bizim için biraz daha kolay. Biz Antep ve Doğu'ya, Van'a kadar ürün verebiliyoruz. Şu anda da zaten gidiyor. Şirketinizin imalat kısmı hakkında bilgi verir misiniz? Şimdi biz daha önce buradaydık. İmalatımız buradaydı. Burası bize yetmediği için mecburen 3000 metre yere çıktık. Şu anda orada hem yumuşak grubu hem panel mobilya hem de klasik yapılıyor. Yani tamamını topladık bir araya. Orada yapmak daha kolay bizim için. Çünkü geniş bir alan. Oradan devam ediyoruz şu anda. İşte dediğim gibi kendi şubemiz var. Tane mesela Gaziantep'te, Ünal'da, Kilis'te kendi şubemiz var. Türkiye çapında da 70 tane bayimiz var. Bizlere ürün çeşitlerinizden ve ürünlerinizde dikkat ettiğiniz unsurlardan bahseder misiniz? Şimdi mobilyada yörenin istekleri çok önemli. Mesela İnegöl'deki istek veya müşterinin talebi burada görmeyebiliyor. Mesela bu taraf biraz daha klasik ağırlıklı. Tamam modüler de gidiyor ama bizim bu bölge ve doğu genelde klasiğe daha fazla tercih ediyor. Bizde ama ikisi de var. Hem modüler var hem klasik var. Bunun için biraz avantajlıyız inşallah. Abdullah Bey, sektörünüz hakkındaki genel düşünceleriniz nelerdir? Şimdi 2018'in 7. ayına kadar iyiydi. Ama bir yıldan beri şu anda çok da iyi değil. Ha, yavaş yavaş toparlanıyor ama biraz zaman alacak.
Yani mobilya her zaman iyidir. Mobilyası ev var mı? Yoktur. Her eve mobilya lazım. Her evlerine de mobilya lazım. Onun için güzel bir şey. Müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyorsunuz? Kaliteye çok dikkat ediyoruz. Bizim için önemli olan kalite. Bir de kaliteli ürünü kaliteli müşteri alır diyoruz. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Kaliteden kimse şaşmasın. Kalite çok önemli. Yani bir ürünü alırken bir de işin arkasında duracak firmalar önemli. Ürünü aldı, sattı ama geriye dönmedi veya arızası varsa yapmadı. O ürün iyi değil demektir. Eğer ürünün arkasında firma durabiliyorsa tamam devam etsin. Müşterimiz yani özellikle buna dikkat etsin. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. İşte analiz programı olarak bugün Gaziantep'te Oli Center'a konuk olduk ve yanımızda şirketin genel müdürü Burhan Büyükkömürcü Bey var. Burhan Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Burhan Bey Kömürcü. Aslında Gaziantep doğumluyum. Süpermarket işletmeciliğini 40 yıldır yapmaktayız. Gaziantep'te 20 tane şubemiz var. 500 tane çalışanımız var. Esas mesleğim serbest muhasebeci mali müşavirim. Şirketinizin kuruluş aşamasından bahseder misiniz? Kuruluşunda Gaziantep Türkiye'de ilk 3. süpermarket zinciri öde ve çık şeklindeki alışveriş Türkiye'de ilk Gaziantep'te kuruldu. Onda küçük bir şubeyle başladık. Sonra aşama aşama ülkenin genel piyasa koşullarına göre işletmemiz büyüdü. Reyonlarınızdan ve ürün gruplarınızdan bahseder misiniz? Şimdi reyonlarımızda 10.000 adet, 10.000 kalem diyelim, barkod, ürün çeşidimiz var. Ürün çeşidimiz manav, et, fırın, şarküteri, gıda ve temizlik maddesi olmak üzere, içecekler olmak üzere 7 gruba ayrılıyor. Bizlere projelerinizden bahseder misiniz? Benim projelerim biraz sosyaliteye dayalı kitap reyonum var. Al götür oku getir diye. Bir de ihtiyacı olanlar için diye bir reyonum var. İhtiyacı olanlar için orada çeşitli gıda maddeleri koyuyor. Müşterilerimiz olmadığı zaman biz koyuyoruz. İhtiyacı olanlar alıp gidiyor gibi. Yaklaşık 40 yıldır sektörün içindesiniz. Sektörünüz hakkındaki düşüncelerinizi paylaşır mısınız? Şimdi sektörümüz bundan 15-21 yıl önce gelişen bir sektördü. Özellikle Türkiye'de yöresel zincirler. Biz de Gaziantep'te ulusal zincirleri pek yapmadık. Onlara karşı daha başarılı olduk. Çünkü daha iyi işletmecilik örneği gösterdik. Daha sonra mağazalar açınca sektörümüz zarar gördü. Dolayısıyla yoğun bir mücadele içindeyiz. Etmeye de devam edeceğiz. Sektörünüzdeki eleman sirkülasyonu hakkında neler söylemek istersiniz? Genelde süpermarketler zincirinde büyük sirkülasyon oluyor. Fakat bizim işletmemizde maalesef olmuyor. İşletmemizde çalışanlarımız çalıştıkları yerden çok memnun oldukları için çok uzunca süre kalmaktalar. Sirkülasyon çok olmuyor. Şirket olarak kaliteli bir hizmet verebilmek için dikkat ettiğiniz hususlar nelerdir? Birinci özellik müşteri memnuniyeti, ikinci özellik işletmemizin temizliği, bakımı, dördüncü özellik de çeşitlilik. İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Hedeflerimiz şimdi işletmemize daha çok müşteri sağlamak. Müşterimizin memnuniyetini sağlamak için aşırı çaba sarf etmekteyiz. Önemli olan bizim onların memnuniyeti. Onların aradıkları her şeyi bulmaları ve de en kaliteli şekilde satın almalarını sağlamak.
Lokasyon olarak neden Gaziantep şehrini tercih ettiniz ve Gaziantep'te hangi lokasyonlarda hizmet veriyorsunuz? Biz Gaziantep'te doğup büyüdüğümüz için mecburen buradayız. İşletmemiz onun için burada kurulmuştur. Niye Antep'tesiniz? Antep dünyanın en eski şehirlerinden biri. 400 yıllık tarihi var. Herkesi de Antep'imize bekliyoruz. Özellikle yemek içmek için. Son olarak neler söylemek istersiniz? 5 tane bölgesinde 20 şubeyle hizmet vermekteyiz. Burada insanların ihtiyaçlarını karşılamak için sabah 8 gece 23 saatler arasında onlara hizmet vermek için çalışmaktayız. Mağazamızın kapısından içeri giren bütün insanların mutlu bir şekilde mağazamızdan ayrılmalarını sağlamak isteriz. Bunun için çaba sarf etmekteyiz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. İşte analiz programı olarak Gaziantep'te Bambi Can Kids Club'a konuk olduk ve yanımızda firma sahibi Salman Kirik Bey var. Salman Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Club'ın kurucusuyum. 1979'da Gaziantep'te doğdum. Evliyim, 3 çocuk babasıyım. 26 yıldır bu sektörün içindeyim. 2003 yılından beri kendi iş yerimi çalıştırıyorum. Kurulduğunuz günden bugüne kat etmiş olduğunuz yoldan bahseder misiniz? 60 metrekarede iş yerimiz açmıştık. İlk iş yerimizi 60 metrekarede açmıştık. Şu anda 2500 metrekarede iş yapmaktayız. Kendi kendimize hedefler koyduk. Makine sayılarımızı yükselttik. Konfeksiyondaki makine sayılarımızı yükselttik. Yani birdenbire yükselmeyi düşünmedik. Yavaş yavaş bu süreç bu şekilde devam etti her zaman. Ürünlerinizin üretim aşamasından bahseder misiniz? İplik fabrikasından ipliklerimiz gelir. İşleme bölümümüz var. Önce desinatörlerimiz tasarımlarını yapar. Okeylediğimiz modellere işleme alırız. Makineden kumaş halinde çıkar. Makineden çıktıktan sonra ütü bölümüne gider. Ütülendikten sonra konfeksiyona gelir. Nakışa gidecek ürünlerimiz vardır. Onları nakış bölümü alır ütülendikten sonra. Konfeksiyona getirilir. Konfeksiyonda dikilir. Dikildikten sonra kalite kontrolcülerimiz vardır. Kalite kontrolü yapılır. Ondan sonra büküm, paketleme yapılır. Hangi lokasyonlarda hizmet veriyorsunuz? %80'i ihracattır ürünlerimizin. Balkan ülkelerine ürün vermekteyiz. Arap ülkelerine ürün vermekteyiz. %20'si iç piyasaya dağılır. Bu şekilde ürünlerimizin teslimatları günlerinde teslim edilir. Uluslararası pazarlamada profesyonel bir ekiple çalışmaktayız. Bu ekibimizin başında Samar Hanım vardır. Onun katkılarıyla yurt dışı satışlarımızı sürdürüyoruz. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? 30 yıldır bu mesleğin içindeyiz ve devam etmekteyiz. 30 yıl boyunca siparişlerimizi, müşterilerimize kaliteden ödün vermeden tamamıyla devam ettik. Bundan sonra da çizgimizi bozmadan Türkiye'ye ve uluslararası ticaretimizi tamamlamayı düşünüyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. İşte analiz programı olarak Gaziantep'te Mediseç tıbbi cihaz ürünlerine konuk olduk ve yanımızda şirketin finansal işler müdürü Sayın Rıdvan Burak Erbilici Bey var. Rıdvan Bey, şirketinizin kuruluş hikayesinden bahseder misiniz? 2012 yılında eczacı arkadaşlarla, 5 eczacı arkadaşla beraber Türkiye için ne yapabiliriz, ne üretebiliriz diye toplandık biz. Sonrasında fikir alışverişi yaptık, yurt dışına seyahatlerimiz oldu, hani Güney Kore'ye gidildi. Bu anlamdan araştırmalar yapıldı. Ne üretebiliriz diye düşündüğümüzde Türkiye'de olmayan bir şey yapmaya karar verdik. İnsülin iğne ucu, Türkiye'de üretimi yoktu. Ondan dolayı üretime başladık. 2013 yılında ilk üretimimiz oldu. Katıldığımız eczacılık fuarı ile beraber piyasaya da girilmiş oldu. Sonrasında devamında da genelde firmalarla, ilaç depoları ve ecza depoları ile görüşmelerimiz sonucunda da hepsine ayrı kendi ürünlerini üretmeye başladık. Yaklaşık 4 yıl sonrasında, 2017 yılında bir başka ürün, buhar cihazı, nebulizatör olarak geçiyor. Onu üretmeye başladık.
Yine bu da ülkenin ithalatının yoğun olduğu bir üründü. Biz genelde bu tür ürünleri tercih ediyoruz. Kendi araştırmalarımız sonucunda ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde nokta atışı yaparak üretimlere giriyoruz. Şu anda da iki ürün üzerinde devam ediyoruz. Allah'ın izniyle birkaç yıl sonrasında yeni üretim planlarımız var. Rıdvan Bey, hangi lokasyonlarda hizmet veriyorsunuz? Bizi Gaziantep'e bağlayan şey, ne kadar şehir dışında okusak da, hani dışarıya gidilse de, Anteplilerin genel özelliği Antep'e bağlılığıdır, aileye bağlılığıdır. Hem de bu toprakların bereketine inanırız yani. O yüzden de sanayisi zaten Türkiye'nin en gelişmiş şehirlerinden birisidir. En çok marka çıkaran merkezlerinden birisidir. Üretim anlamında da çok çeşitliliğimiz vardır zaten Gaziantep'te. Bunun tabii lokasyonda aslında Orta Doğu ülkelerine yakınlığımız da bir faktördür. Normalde biz yurt içinde dağıtıcı kanallara ve ilaç firmalarına satışımızı yapmaktayız. Ve onlar da tüm Türkiye'de etkinliğini devam ediyor, satışını devam ediyor. Firma olarak verdiğiniz hizmetlerde en özen gösterdiğiniz unsurlar nelerdir? Bizim ürünümüz sağlık ürünü olduğu için ve insülin iğne ucunun vücuda enjekte edildiğinden dolayı sterilizasyona, hijyeni, gözden kaçabilecek ne kadar ayrıntı varsa hepsini aslında biz kalite kontrol anlamında en üst düzeyde önlemimizi alıyoruz. Ar-Ge çalışmalarına çok önem veriyoruz. Ülkede bu anlamda üretici anlamında da az olduğu için hakikaten iyi ürün üretmeye çalışıyoruz. Kaç kişilik ekiple hizmet veriyorsunuz? Ekip çalışması bizim için çok önemli. Burada dostluk ve aile ortamı oluşturduk. 55 kişilik bir çalışma ekibimiz var. Kendi alanlarında profesyonel kişilerden zaten bir ekip oluşturduk. Laboratuvardan sorumlu kimya mühendisimiz var. İşletmeden ve makinelerden sorumlu makine mühendisimiz mevcut. Kalite kontrolde yine bir eczacımız çalışmakta. Son olarak neler söylemek istersiniz? Ülkede genç girişimcilerin sayısının artmasını tabii ki isterim. İnsanların üretim denildiğinde biraz içlerinde endişe olduğunu zaten hepimiz biliyoruz aslında. Ama gerekli fizibilite çalışmalarının yapılıp ve ülkenin ve hem de global anlamda dünyanın gelişmelerini de takip edip belli inovasyon çalışmalarıyla fizibilitelerini yaptıktan sonra, doğru ürünü seçtikten sonra üretiminden çekinmemelerini isterim. Sonuçta bu ülkeye hakikaten bir şeyler katabilmemiz gerekiyor. Tabii ki insanların çalışma hayatları her şey yolunda gitmeyebilir. Ama inanarak, doğru ürünü seçerek, doğru pazar payına ulaştıklarında, pazarlarını doğru seçtikleri zaman başarıya ulaşmaları çok da zor olmayacaktır. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. İşte analiz programı olarak bugün Gaziantep'te Tüter Plastik'e konuk olduk ve yanımızda şirketin yönetim kurulu üyesi Furkan Zeynel Gezer Bey var. Furkan Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Adım dediğiniz gibi Furkan Zeynel Gezer. 1997'de Berlin'de doğdum. Almanya'da bir 17 senelik bir geçmişim var. Okul hayatımı orada geçirdim. Babam büyük şirket holding grubunda belli bir iş tecrübesi kazandıktan sonra özellikle şirket yönetimi hakkında belli bir birikimler aldıktan sonra 2015'te Gaziantep'e geldim. Bölüm bölüm belli bir birikim aldıktan sonra da şu anda yönetim kurulu üyelerinden birisiyim. Şirket olarak yapmış olduğunuz faaliyetlerden bahseder misiniz? İlk başta poşet ve enjeksiyon grubuyla başladık. Ürün yelpazemizi genişlettikten sonra 2016'ya doğru karton grubu ile geri dönüşüm grubuyla devam ettik ve bunları da üretmeye başladık. Şu an ise 28 tane enjeksiyon makinemiz, 7 adet film çekim makinesi, 5 adet atlet poşet kesim makinemiz, 2 adet torba kesim poşet makinemiz, 2 tane baskı makinemiz,
Bunlar 4 ve 6 renkli. Bir tane çöp poşet makinemiz, bir adet geri dönüşüm makinemiz ve 13 tane karton bardak makinemizle 10.000 metrekarelik kapalı alanda yüz üzeri işçimizle üretimdeyiz. Ürünlerinizin üretim aşamasını anlatır mısınız? 4 tane dediğim gibi ürün grubu olduğu için bunlar farklı farklı makinelerle farklı şekilde üretiliyorlar. Örnek poşette ilk başta ham maddeyi extruder'dan rulo haline çeviriyoruz. Ondan sonra o ruloyu alıp müşterinin talebine göre matbaada baskıyı yaptıktan sonra bu ise sonra kesime girdikten sonra paketlerini sevk ediliyor müşteriye. Enjeksiyon grubunda ise ham maddeyi alıp pres sistemiyle istenilen kalıba göre ürün üretiyoruz. Bu kaşık, çatal olsun vesaire. Geri dönüşümde ise poşetleri alıp NGR makinesinden geçirdikten sonra ham maddeyi geri elde ediyoruz. O ham maddeyi poşete benzer yine extruder'dan geçirdikten sonra çöp poşet haline çeviriyoruz. Kartonda ise kartonu dışarıdan ithal ettikten sonra onun baskısını yaptıktan sonra punch sistemiyle onun kalıpları çıkartılıyor. Ondan sonra makinelerden katlanıp paketlerini müşteriye o şekilde teslim ediyoruz. Kalite politikanızdan bahseder misiniz? Müşteri talebine göre ve piyasanın elverişine göre ürünlerimizi ona göre dizayn edip, ona göre karar verilip, ürünlerimizi ona göre piyasaya sunuyoruz. Kalite politikamızda ise her şeyimizi müşterimize göre ayarlıyoruz. Bu ilk başta ham maddede alımdan başlıyor. Bizlere lokasyonlarınızdan bahseder misiniz? Neden Gaziantep? Kendimiz zaten aslında Antepliyiz. Antep'e yerleşmek onun için çok elverişli oldu. Ondan ziyade Gaziantep'in Türkiye ekonomisinde çok büyük bir katkısı vardır. Tarihi açıdan da baktığımızda Gaziantep İpek yolunun zaten şerinde bulunmaktadır. Yurt içinde birçok şirketlerle zaten çalışmaktayız. Market zincirleri gibi şirketlere poşet üretmekteyiz. Genç bir iş adamı olarak sektöre bakışınız nedir? Türkiye'deki plastik sektörünü nasıl yorumluyorsunuz? Plastik sektörü Türkiye'de çok önemli bir rol almaktadır. Şu son zamanlarda poşet üretimi azalmakta olsa da yeni ham madde, biodegradable dediğimiz ham madde ile yeni farklı poşet üretimlere başladık. Ki bunlar artık doğada 30 ile 60 gün içerisinde çözülen ham maddeler oldu. Yani kısaca plastik sektörü bu yüzden bitmemiştir. Sadece yön değiştirmiştir. Ki gelecek çok güzel ümitler vaat ediyor. İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Önümüzdeki 5 sene sonra şu anda 4 üretim şirketini, 1 üretim şirketini topladık. Bunun artma potansiyeli çok büyük ki hem Gaziantep olsun hem Türkiye olsun çok büyük potansiyel olduğu için bu konuda ilerlemeyi düşünüyoruz. Şirket olarak ilk baştan beri zaten hedeflerimizi ön baza alaraktan o şekilde ilerliyorduk. Bu 2 tane üretim alanındayken 4 tane üretim alanına geçmekten zaten belli oluyor. Bunu devam büyütmeyi yakın zamanda hedefliyoruz. Yurt içinde de talebe göre ürün yelpazemizi genişleterekten Türkiye'ye ciddi anlamda ekonomik katkı sağlamak istiyoruz. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Dünya ekonomisine baktığımızda Türkiye'nin plastik sektörünü
çok büyük bir potansiyeli olduğunu görüyorum. Fırsatları doğru değerlendirdiğimiz takdirde dünya ekonomisinde ciddi anlamda daha fazla söz sahibi olacağına inanıyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. İşte analiz programı olarak Konya'da A+ Sigorta aracılık hizmetlerine konuk olduk ve yanımızda şirketin yönetim kurulu başkanı Ceren Nilay Ilıkçay Hanım var. Nilay Hanım, kurumunuz hakkında bizlere bilgi verir misiniz? 2016 yılının Haziran ayında kuruldu. Bir aile şirketidir. Eşimle birlikte kurmuş olduğumuz bir şirket. Belli bir hacme ulaştıktan sonra artık doğru olanın kendi yerimizde hizmet vermek olduğunu düşünerek kurduk. Sigortanın önemi hakkında neler söylemek istersiniz? Sigorta bilinci şu anda çok fazla oluşmuş değil aslında. İnsanlar maalesef başına gelmedikçe, yaşamadıkça sigortanın önemini anlayamıyorlar. Biz bununla ilgili şöyle bir tespitimiz var. Sigorta ihtiyaç dahilinde alınabilecek bir ürün değildir aslında. Şöyle örnekleme yapacak olursak, bir kaleme ihtiyacınız olduğunda kırtasiyeye gidip bunu satın alabiliyorsunuz. Ama herhangi bir hasar yaşadığınız anda sigorta poliçesine sahip olamıyorsunuz. Çünkü sigorta poliçesi hasardan önce yapılan bir şeydir. Dolayısıyla benim şöyle bir öngörüm var. İhtiyaç sahibi olan insanların sigorta yaptırması daha çok önemlidir. Yani bunu aslında çok fazla zengin, fakir olarak düşünmemek lazım. Sigorta bir ihtiyaçtır. Maddi durumu iyi ya da orta halli olan herkes sigorta yaptırmalı. Çünkü bugün bir şeyiniz kaybolduğunda aynısını ertesi gün yerine koyma şansımız maalesef azaldı. Yine bunu örnekleyecek olursak da herhangi bir sigortalımız yıllarını bir maddeye bağlayabilmek için bir çalışma gösteriyor. Emek harcıyor, kendinden kısıyor. Evinden, eşyasından, ailesinden kısıyor. Bir mal sahibi olabilmek için. Sonrasında bir arabayla örnek verelim. Bir araç alıyor. 10 yıllık çalışmasının karşılığında bir araç alıyor. Sonrasında bir felakete uğradığında, yangındır, hırsızlıktır, depremdir. Araç veya ikili kazalarda araç perte çıkarsa eğer, sigortası yoksa, kasko poliçesi yoksa, sigortanın elinde hiçbir şey kalmıyor. Dolayısıyla biz sigortalının riskini üstleniyoruz. Şirket olarak titizlik gösterdiğiniz en önemli unsurlar nelerdir? En titizlik gösterdiğimiz unsur tabii ki güven. Güven haricinde çözüm üretmek, samimiyet, insan ilişkileri. Sigortalılarımızın bizden memnun kalması bizim için en önemli kriter. Çalışmalarımıza devam ederken personel seçimimizi alanında uzman kişilerle yapıyoruz. Bununla birlikte sigortalılarımıza daha çabuk geri dönüş sağlayıp memnuniyet sağlıyoruz. Vermiş olduğunuz hizmetlerden bahseder misiniz? Sigortalılarımıza vermiş olduğumuz hizmetler, sigortacılık sektöründe en önemli pay zaten trafik ve kasko poliçeleridir. Trafik kasko poliçelerinin yanı sıra iş yeri, konut sigortaları, yangın sigortaları, all risk, inşaat sigortaları, haricinde özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortaları da veriyoruz sigortalılarımıza. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Sektöre yeni bir soluk getirmeye çalışıyoruz. Sigorta şirketleri ve sigortalılar arasında bir bağ kurmaya çalışıyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Rica ederim. Geldiğiniz için ben teşekkür ederim. İşte analiz programı olarak bugün çekimlerimize Şanlıurfa'da devam ediyoruz.
Şanlıurfa'da Karaköprü Kılavuz Kurs Merkezi'ne konuk olduk ve yanımızda kurum müdürü Naim İdekçi Bey var. Naim Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Merhabalar, öncelikle Şanlıurfa'mıza hoş geldiniz. Ben Naim İdekçi. Uzun yıllar farklı kurumlarda matematik öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra şu an yönetici olarak Urfalı gençlerimize hizmet etmeye devam etmekteyim. Bizlere kurumunuzdan bahseder misiniz? Kurs merkezimiz 1500 metrekarelik bir alan ve 3 kattan oluşmaktadır. 1 adet idari kat, 12 adet ferah sınıf ve 350 metrekarelik etüt salonuna sahiptir. Ayrıca 10-16 kişilik sınıflarda eğitim vermekteyiz. Her öğrencimizin kullanabileceği ders çalışma masası ve kitaplarını koyabileceği dolap tahsis etmiş bulunmaktayız. Öğrencilere nasıl bir rehberlik hizmeti sunuyorsunuz? Rehberlik, eğitim-öğretim sisteminin olmazsa olmazıdır. Yani eğitim-öğretim sistemini taşlandıran esasen etkili bir rehberlik sistemidir. Bu anlamda her öğrencimize günlük, haftalık ders çalışma programları alanında uzman rehber öğretmenlerimiz tarafından yürütülmektedir. Her öğrencimizin sınav analizi yapılarak, eksikleri tespit edilerek birebir dersler ve telafi derslerle bu eksikler giderilmektedir. Malumunuz günümüzde metin tarzı sorular sıklıkla öğrencilerimizin karşılaştığı bir durum. Bu problemi giderme anlamında her öğrencimize hızlı okuma kursu ayrıca verilmektedir. Öğrencilerin motivasyonunu arttırmak için ne gibi sosyal aktiviteler düzenliyorsunuz? Akademik başarının yanı sıra öğrencilerimizin moral ve motivasyonu yüksek tutmak maksadıyla gerek Şanlıurfa'mızın, gerekse de çevre illerimizin tarihi mekanların gezilmesi, piknik, sinema aktiviteleri ve ayrıca çiğ köfte günleri aktiviteleri düzenlemekteyiz. Bu şekilde öğrencilerimizin moral ve motivasyonu en üst seviyeye çıkmaktadır. Son olarak neler söylemek istersiniz? Ülkemizin geleceği olan gençlerimiz en güzel eğitim olanaklarını hak etmektedir. Biz bu olanakları en güzel şekilde sunmaya, gençlerimizin geleceğine kılavuzluk etmeye çalışıyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Amacımız burada güzel bir tesis açmak, imalatını burada yapmak, fabrika açmak. Benim amacım budur. Güzel bir tesis açıp burada üretimini yapıp ihracat etmek istiyorum. Bizim kokoreçimiz kuzu. Öncelikle kuzu bağırsağından oluyor. Bağırsak hayvan kesiminin olduğu tek bölge Şanlıurfa bölgesi, Diyarbakır bölgesi, doğu bölgelerinden Ankara'ya, Adana'ya, her yere Şanlıurfa ve Diyarbakır tarafından gidiyor. Farklı şekillerde yapanlar var. Elektrikte yapan da var. Başka şekilde yapan da var. Biz organik olarak közde yapmayı tercih ediyoruz. Şanlıurfa'da yeni bir tat, yeni bir lezzet oluşturduk. Tüm halkımızı bekleriz Şanlıurfa'ya. Fatih Karabulut. 1987 Konya doğumluyum. Fizik öğretmeniyim. 2012 yılında mezun oldum. 7 yıldır öğretmenlik yapıyorum. 2 yıldır da buranın kurucu müdürlüğünü üstlenmiş bulunmaktayım. Yani burada öncelikli amacımız tabii ki dersler. Ama dersler dışında tüm insanların olduğu gibi öğrencilerin de bir sosyal yaşantısının olması gerekiyor. Ben daha çok bunları da planlamak üzerine kuruyorum. Ne gibi şeyler yapıyoruz? Mesela geçen yıl yaptığımız tiyatro gösterilerine gitmek oldu. Aynı zamanda müzikle de uğraştım. Dolayısıyla burada da hala müzik yapabilmek için bir ekipman mevcut. Ders aralarında biraz daha rahatlamaları için çalıyoruz, söylüyoruz. O da gayet öğrencinin motive edebiliyor yani. Hedeflerimiz öncelikle iyi bir meslek sahibi olmasından öte iyi bir insan yetiştirmek. Temel hedeflerimiz bunun etrafında dönmektedir.